Oktar Bey, böyle olursa size bir sorum olacaktı ve bu soruyu yayında cevaplayamazsanız bile lütfen maille cevaplayın. Çünkü daha önce size mail göndermiştim ancak cevap alamadım. Efendim geçenlerde YouTube'da bir yazınızı izliyordum, yayınızı izliyordum. Mısır'da görülen yeşil at konusunu işliyordunuz. Siz de NASA'nın oyununa kandınız ve gerçek sandınız. Buna inanmadım gerçekten. Mavi Işın Projesi'ni duydunuz mu? Duymadıysanız kesinlikle araştırmanızı tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz Illuminati yani şeytanın askerleri bizden teknoloji olarak 30 sene belki de daha çok ilerideler. Rusya'da Hazreti İsa hologramına bakmanızı tavsiye ediyorum. Keza aynı şekilde Kabe'ye inen melek günlerce TV'lerde tartışıldı fakat kimse gerçekleri söylemedi. Uydudan ya da uçaktan, binadan vesaire gibi yerlerden yansıtılan hologramdır bunlar efendim. Her ülkenin inancına göre, bekledikleri lidere göre görüntüler aktarmaktadırlar. Ama genel olarak UFO'ları yansıtmaktadırlar. Amaçları bizi 2012'ye hazırlamak. Gün gelecek o yansıttıkları şeylere sahte UFO bozkanı yapacaklar ya da ilahi bir kişilik indirip Deccali'yle dünyayı ele geçirecekler. Cevaplarınızı bekliyorum inşallah. Yok ya yani orada abartıyorsun işin doğrusu. Şimdi mesela o Hazreti Hızır'ın görüntüsü olarak söylediğimiz o bulanık görünümlü atlı ki İncil'de de öyle geçer görüntü gösterttik. Ne oldu? İnsanlara olabilir dediler. Yani bu bizim hangi inancımızı değiştirdi, hangi Hristiyan'ın bizim Hristiyan olmamızı sağlayacak şekilde faaliyetine sebep oldu? Veyahut hangi din mensubu inancında bir değişikliğe sebep oldu? Hazreti İsa'nın hologram olarak görüntüsü oluşmuş olsa desek yani farz mesela ya. Yani bunun ne bir mahsuru var? Kime ne etkisi olacak? Ama en sonundaki söylediği işte uzaylılar gelecek. O hikaye öyle bir şey yok. 2012'de Mehdiyet atağa geçecektir. Daha canlı, daha aktif ve Allah Hadi ismine dünyaya tecelli edecektir. İnsan artık delalete düşmeyecekler. Yani iman gittikçe tırmanmaya başlayacak. Olay bu. Her yerde Allah'tan bahsedecek. Mehdi'den, Hazreti İsa'dan bahsedecek. İnsanların beyninde bir açılma olacak. İnsan üstündeki büyü bozulmuş olacak. O hipnoz kalkacak. Olaylar bunlar.